SİPİT'e Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ülkelerin devlet organları tarafından yurttaşların maruz kaldığı bir işkence konusunda güvence veren uluslararası bir kurum. İmralı tecridi ile ilgili de bu kurumun daha önce çeşitli defalar İmralı Ada Hapishanesi'ni ziyareti söz konusu olmuştu. Yakın zamanda da geride kalan yıllar içerisinde de bir ziyareti söz konusu. Tüm uluslararası kurumlar gibi bu kurumda devletler üzerinde bir baskı, basınç oluşturma hakkına, yetkisine sahip bir kurum. Bizim için önemli, yani Türkiye'deki özellikle hapishanelerdeki tüm işkence vakaları için önemli ama İmralı tecridi tüm hapishane sorunları ve tüm işkence biçimlerinde daha özel bir yere sahip olduğu için bu kurum bizim için önemli ve bu kurumun geçmiş yıllarda yapmış olduğu bir ziyareti söz konusu. 22 Eylül 2022 tarihinde yapmış olduğu bir ziyareti söz konusu. Biz aynı zamanda SİPİT'in bu ziyareti ve bu ziyaretinden ortaya çıkarttığı sonuçları, raporlamasını da kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Böyle bir hakkı var. Sözleşmenin ona iki maddesi gereğince böyle bir yetkisi de var. Kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Ama esas da SİPİT'in kuruluş felsefesi, sözleşmesi gereğince kamuoyuna da bir açıklama yapması gerekiyor. Gözlemlerini açıklaması gerekiyor, raporlarını açıklaması gerekiyor. Bizim bakımımızdan önemli. Uluslararası kurumların, uluslararası sözleşmelerin bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Mutlak tecritin sonlandırılması bakımından. Hem Türkiye'de yaşayan halklara bu tecritin, bu hukuksuzluğun uluslararası hukuk anlamındaki etkisini anlatabilmek bakımından da önemli. Hem Türkiye devleti üzerinde bir basınç oluşturmak, bu hukuksuzluğu sonlandırmak bakımından, bir basınç oluşturması bakımından da önemli bir kurum olduğunu düşünüyoruz. O nedenle yeniden bir başvuru yaptık geçtiğimiz hafta. 8 baro ve işte Özgürlük İçin Hukukçular Derneği'nin de arasında olduğu, Çağdaş Hukukçular Derneği'nde olduğu, diğer hukuk kurumlarının da imzasına havi bir başvuru gerçekleştirdik. Ne kadar çok hukuk kurumu İmralı tecritini gündeme alırsa, bu hani SİPİT üzerinde oluşacak etki bakımından da önemli, tüm kamuoyu bakımından, yani hem hukuk kurumları nezdinde hem Türkiye halkları nezdinde etkisi olacağını düşünüyoruz. Hem avukat meslektaşlarımıza, hem hukuk kurumlarına, hem de barolara ve barolar birliğine de aslında bu çağrıyı yapıyoruz. İmralı nezdinde yaşanan tecrit koşulları aslında Türkiye'deki herhangi bir sorundan, herhangi bir hukuksuzluktan bağımsız olarak ele alınmaması gerekiyor. Maalesef başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere baroların, pek çok baronun ve hukuk kurumlarının böyle bir duyarsızlık zaafı söz konusu İmralı tecridi ile ilgili. Ama Türkiye'deki hem hapishanelerde yaşanan sorunlar, çeşitli mahpusların yaşadığı sayısız sorunlar bu tecritle bağlantılı, hem Türkiye'nin politik ekonomik sorunları da esas da İmralı tecridi ile bağlantılı. Kürt sorunu böyle, kadın özgürlük mücadelesini bu anlamda sıralayabiliriz ya da çeşitli toplumsal sorunlar da tecrit sorunundan bağımsız ele alınamaz. O nedenle hukuk kurumlarının bu konuda daha duyarlı, bu hukuksuzluk karşısında da daha da bir etkin mücadele içerisinde olması gerekiyor. Maalesef bu çalışmaya destek veren çok sınırlı sayıda baro söz konusu oldu. Kurumsal anlamda destek veren, ama örneğin başta İstanbul Barosu bu hukuksuzluğa, bu büyük hukuksuzluğa seyirci kalamaz. Ya da bugün meslektaşımız Can Atalay'ın özgürlüğü için, milletvekilliğini gerçekleştirebilmesi için yapılan çalışmanın aktif özneleri aynı politikayı İmralı hukuksuzluğu için de gerçekleştirmesi gerekiyor. Aynı etkin mücadeleyi. Çünkü diğer hukuk sorunlarından ya da diğer hukuksuzluktan tecrit bir biçimde ele alınabilecek bir sorun değil İmralı hapishanesindeki tecrit sorunu. O nedenle hem meslektaşlarımıza hem diğer hukuk kurumlarına çağrımız, bu hukuksuzluk karşısında daha etkin bir mücadele programına sahip olmaları olacaktır.